Levha tektoniği nedir? Dünya ile bir futbol topu arasında ne benzerlik vardır diye bir soruya, her ikisinin de yüzeyi parçalardan oluşmuştur ve her ikisinde de bu parçaların ek yerleri vardır diye yanıt verilebilir. Şekil bakımından başka bir benzer cisme, örneğin sabun köpüğüne baktığımızda onun ek yeri olmadığını ve tek parça halinde olduğunu görürüz. Ancak klasik bir futbol topu altıgen parçalardan, dünyanın yüzeyi ise düzgün bir şekle sahip olmayan levhalardan oluşmuştur. Dünyanın yüzeyindeki levhalar futbol topunda olduğu gibi düzgün altıgen parçalardan oluşmuyor ve dışarıdan bakıldığında gözle görülmüyor. Ancak bilim insanları dünyayı oluşturan levhaların haritasını çıkardılar. Bu levhaları ve levha sınırlarını İki boyutlu harita üzerinde değil de küre üzerinde gördüğünüzde görsel olarak daha anlaşılır hale geliyor. Yer kabuğunu oluşturan levhalar 12 büyük parçadan ve çok sayıda küçük parçadan oluşuyor. Bazı levhalar ağırlıklı olarak okyanusları, bazı levhalar ağırlıklı olarak kıtaları, bazı levhalar ise hem okyanusları hem de kıtaları taşıyorlar. Okyanusal levhaların yoğunluğu daha fazla, kıtasal levhaların ise yoğunluğu daha az. Ayrıca okyanusal levhalar daha inceyken, kıtasal levhalar daha kalın. Buradaki kalın ifadesi bir görecelilik belirtiyor ve aslında dünyanın yaklaşık 6000 kilometrelik yarıçapı düşünüldüğünde yer kabuğu oransal olarak elma kabuğu kadar ince kalıyor. Dünyayı oluşturan levhalar daha aşağıda bulunan ve yarı sıvı, yarı katı diyebileceğimiz bir kıvamda olan manto üzerinde adeta yüzdükleri için sürekli hareket halindeler. Mantodaki konveksiyon akımları levhaların hareketine neden oluyor. Bu hareket senede birkaç santimetre gibi çok düşük seviyelerde olsa da milyonlarca yılda levhalar oldukça fazla miktarlarda hareket edebiliyorlar. Levhaların hareketi yaklaşma, uzaklaşma ve yanal yer değiştirme olmak üzere 3 farklı şekilde gerçekleşiyor. İki levha çarpışan arabalar gibi kafa kafaya birbirlerine doğru ilerliyorlarsa bu duruma yaklaşma deniliyor. Yaklaşan levhalardan biri okyanusal, diğeri ise kıtasal levha olduğunda daha yoğun olan okyanusal levha dibe dalıyor. Kıtasal levha ise üstte kalıyor. Bu bölgelerde okyanuslarda derin çukurlar oluşuyor. Örneğin dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru böyle bir bölgede oluşmuş. Bir gölün en derin noktası genellikle gölün ortasında bulunurken okyanusların en derin noktaları okyanusun ortasında değil karaya yakın bölgelerde bulunuyor. Örneğin 8000 metre derinliğindeki Peru-Şili Çukuru kıtasal Güney Amerika levhası ile okyanusal Nazca levhasının çarpışması ve daha yoğun olan okyanusal levhanın dibe dalması sonucunda oluşmuş. Bu bölgelerde depremler ve volkanik aktivitelere de çok sık rastlanıyor. Yaklaşan levhaların her ikisi de kıtasal levha olduğunda ise levhaların üzerinde bulunan kayaçlar yukarı doğru bükülüyorlar ve orojeni denilen dağ oluşumu meydana geliyor. Dünyanın en yüksek noktasının bulunduğu Himalaya dağları Hindistan'ı üzerinde bulunduran kıtasal levhanın bir başka kıtasal levha olan Asya levhasına çarpması sonucu meydana gelmiş. Uzaklaşma bölgelerinde ise iki levha birbirlerine zıt yönlere doğru hareket ediyorlar. Uzaklaşma okyanusal levhalarda meydana geldiğinde manto yeryüzüne çıkıyor ve okyanus sırtları meydana geliyor. Dünyadaki en uzun sıradağ silsilesi karalarda değil, Atlas Okyanusu'nun ortasında bulunuyor. Bunun nedeni iki levhanın Atlas Okyanusu boyunca ayrılıyor olması. Atlas Okyanusu'nun ortasında küçük bir ada devleti olan İzlanda, tam bu levhaları ikiye ayıran hattın üzerinde bulunuyor. Bu yüzden bir gün İzlanda'nın ikiye ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Uzaklaşma karasal levhalarda meydana geldiğinde ise rift vadileri meydana geliyor. Doğu Afrika Rift Vadisi bunun belirgin bir örneği. Muhtemelen milyonlarca yıl sonra Afrika boynuzu denilen bölge
daha önce Madagaskar'ın koptuğu gibi Afrika'dan koparak ayrı bir ada haline gelecek. Yanal yer değiştirme durumunda levhalar birbirlerine paralel hareket ediyorlar. Kaliforniya'da bulunan San Andreas Fay hattı ise bu durumu örnek teşkil ediyor. Bu bölgelerde volkanik aktivite ve dağ oluşumları değil, daha çok deprem hareketleri gözleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi videolar izlemeye devam etmek istiyorsanız, Öğrenme Keyfi kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.